Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Nükleer risk en yüksek seviyesinde. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, COVID-19 nedeniyle ertelenen nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasının gözden geçirilmesi konulu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu. Dünyada hali hazırda nükleer riskin en yüksek seviyesinde olduğuna işaret eden Guterres, nükleer gücü bulunan ülkelerin bunu ilk kullanmama taahhüdüne sadık olmaları gerektiğini vurguladı. Guterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Ukrayna ve Rusya'dan tahıl ve gübre sevkiyatlarının yeniden başlatılmasına yol açan diyalog ve mantık taahhüdünün, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Ukrayna'daki Zaporijya'da da uygulanması gerektiği belirtildi. İnsanlığın geleceği bugün bizim elimizde sözleriyle konsey üyelerine seslenen Guterres, tüm ülkeleri nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için yeniden taahhütte bulunmaya ve gerilimi azaltmak ve nükleer silahlanma yarışını kesin olarak sona erdirmek için hiçbir çabadan kaçınmamaya çağırdı. Guterres, jeopolitik bölünmelere, çatışmalara, askeri darbelere, işgallere, uzun savaşlara ve dünyanın büyük güçleri arasındaki farklılıklara işaret ederek, kolektif güvenliğin daha önce hiç olmadığı bir şekilde test edildiğine dikkati çekti. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield de, konseye küresel barış ve güvenliğin korunmasına yönelik en büyük tehditlerden birinin Rusya'nın komşusu ve Birleşmiş Milletler üyesi olan bir ülkeyi tam ölçekli işgali olduğunu ileri sürdü. Greenfield, Moskova'nın askeri harekatını önlemek için ABD ve diğer birçok ülkenin diplomatik çabalarını hatırlatarak, Rusya'nın diyaloğu reddettiğini, egemen eşitlikle güvenliğin bölünmezliği kavramını bir kenara attığını ve korkunç bir savaş başlattığını savundu. Ayrıca, Rusya'nın tüm ulusların kendi çıkarlarına uygun şekilde güvenlik ittifaklarını seçme hakkına sahip olduğu gerçeğini göz ardı ettiğini söyledi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.